Herkese merhabalar. Bölgesel Analiz TV olarak bugün size Rusya-Ukrayna gerginliğinden bahsedeceğim. Hatta bu gerginliğin sıcak çatışma riskini arttırdığını söylemek doğru bir cümle olacaktır. Bunun dışında soğuk savaş dengelerini ve uygulamalarını yeniden hatırlattığı, özellikle ve özellikle Doğu-Batı arasındaki kutuplaşmayı tekrar hortlattığını da söyleyerek söze başlamakta fayda vardır. Biliyorsunuz 2014 yılında Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych'in Ukrayna'yı Avrupa Birliği'nden uzaklaştıracak hamleler atmasıyla birlikte Euro meydanda başlayan gösteriler neticesinde Ukrayna'da Viktor Yanukovych Rusya'ya kaçmak zorunda kalmış. Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde meydana gelen ayrılıkçı oluşumlar Ukrayna ordusuyla çatışmaya başlamış. Rusya Federasyonu Ukrayna'daki bu ayrılıkçı oluşumları desteklemiş ve mesele Ukrayna-Rusya gerginliğine dönüşmüştür. Şu anda da bu gerginliğin ciddi bir seviyeye ulaştığını görüyoruz. Hatta bu gerginlik neticesinde Amerika Birleşik Devletleri ve onun güvenlik aygıtı olan NATO'nun da olaya müdahil olmak istediğini görüyoruz. Meseleyi çok net bir şekilde Ukrayna ne istiyor, Rusya ne istiyor, Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor diye açıklamakta fayda görüyorum. Bir kere Ukrayna ne istiyor? Ukrayna Donbas bölgesinde Rusya Federasyonu'nun müdahalesinin kesinlikle sonlanmasını istiyor. Minsk Ateşkes Antlaşması'na uyulmasını istiyor ki bu anlaşma Luhansk ve Donetsk bölgesindeki yabancı askerlerin tamamen oradan ayrılmasını ve silahsızlandırılmasını istiyor o bölgenin. Donbas'ın tamamen Ukrayna askerlerinin kontrolüne geçmesini istiyor. Ukrayna'nın üniter yapısına zarar verilmemesini istiyor ki bundan kasıt orada oluşabilecek özel bir yapıya izin vermeyeceğini söylüyor. Bunun dışında Kırım'ın iade edilmesini istiyor Ukrayna ve son olarak Ukrayna NATO'ya üye olmak istiyor. Böylelikle hem güvenlik hem de ekonomik bir genişleme yaşamak istiyor. Peki Rusya Federasyonu ne istiyor? Rusya Federasyonu Donbas'a özerklik hakkı verilmesini istiyor. Müzakerelere Donbas temsilcilerinin katılmasını istiyor ama Ukrayna bunu istemiyor. Çünkü müzakerelere Donbas temsilcileri katılırsa Ukrayna o bölgedeki ayrılıkçı hareketleri resmi olarak tanımış anlamına gelir ki Ukrayna bunu istemiyor. Rusya'nın bir başka istediği şey ise Rusya'ya anayasal statünün iade edilmesi. Bir diğer isteği de Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması ki bu zaten bildiğiniz gibi Vladimir Putin'in de kırmızı çizgisidir. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii bölgede ne istediğine bakmakta fayda vardır. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna gerginliğini tırmandırmak istiyor ve Rusya ile büyük bağlantıları olan başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa Birliği ülkelerini kendi safına çekmek istiyor. Hatırlarsanız geçen haftalarda Amerikan Devlet Başkanı Biden Putin'e katil diyerek hesap vereceğini söylemişti. Dolayısıyla o hesabın Amerika, Almanya ve diğer Avrupa Birliği üyelerinin bir araya gelerek ödeteceğini düşünüyor. Dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri'nin isteklerinden biri bu. ABD aynı zamanda Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri bozmak, gerginliği tırmandırmak istiyor. Çünkü Türkiye'nin Ukrayna ile arasının iyi olduğunu biliyor. Türkiye ve Rusya yakınlaşmasını bu yüzden istemiyor. Amerika aynı zamanda Ukrayna krizini bahane ederek Karadeniz'de donanma gücünü ve askeri kapasitesini arttırmak istiyor ve Rusya'nın bu şekilde gücünü sınırlandırmak istiyor. Karadeniz'i bir çatışma alanı haline getirerek Rusya'nın enerjisini buraya harcamasını ve dolayısıyla da kendisine bu anlamda herhangi bir şekilde problem çıkarmamasını istiyor. Son olarak da tabii Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni delmek istediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin varlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'de istediği pozisyonu alamamasına neden oluyor. O yüzden hatırlayınız Amerika Birleşik Devletleri Kanal İstanbul projesine ciddi anlamda destek veriyor. Yani Kanal İstanbul projesinin bile bugünkü Rusya-Ukrayna gerginliğinde önemli bir rolü olduğunu söyleyebilirim. Kanal İstanbul projesine Amerika destek veriyor. Çünkü Kanal İstanbul yapılırsa Amerika rahat bir şekilde Karadeniz'e geçebileceğini düşünüyor. Ama Rusya Federasyonu unutmayınız Kanal İstanbul projesinin yapılmasından ziyade Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne Türkiye'nin dört elle sarılmasından yana bir tavır takınıyor. Tabii bölgede yaşanan gerginliğin 3. Bir Dünya Savaşı'na ihtimal verip veremeyeceği konuşuluyor. Bazı uzmanlar 3. Dünya Savaşı'nın yakın olduğunu düşünüyor ama ben kesinlikle bu durumun bir savaşa dönüşeceğini zannetmiyorum. Çünkü hem Ukrayna hem de Rusya savaş istemediğini, özellikle Ukrayna savaş istemediğini söylüyor. Rusya tabii bölgede geri adım atmayacaktır. Çünkü mesele Rusya için sadece bir güç gösterisinden ibaret değildir. Mesele Rusya için ontolojiktir, varoluşsaldır. Çünkü Rus tarihi yazınında Ukrayna'nın Rusya güvenliği için birincil anahtar olduğu, Ukrayna'nın düşmesiyle Moskova'nın da düşeceği yazılıyor. Dolayısıyla da Ukrayna Rusya için sadece bir ülke değil, güvenliğinin ana, temel anahtarıdır. Bundan dolayı da ben bölgede büyük bir çatışmanın çıkacağını zannetmiyorum. Ama eğer bir ülke geri adım atacaksa bu ülke Rusya Federasyonu olmayacak. Bu ülke Amerika Birleşik Devletleri olacaktır. Çünkü az önce söylediğim durumdan dolayı Ukrayna sadece Rusya için bir ülke değil, Rus güvenliğinin, Rusya coğrafyasının güvenliğinin de anahtarıdır. Rusya bunun için hiçbir adım atmaktan geri kalmayacaktır.
geri adım atacak olan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Burada tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin pozisyonu da önemli. Türkiye arada kalma ihtimali en yüksek olan ülke. Çünkü Karadeniz'e hakim olduğundan, yani Çanakkale ve İstanbul boğazlarından dolayı Karadeniz'e geçişi kontrolü altında olduğundan dolayı Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin o yüzden bugünlerde çok gündemde. Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti'nin Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni asla ve asla esnetmemesi ve işte özellikle Amerikan ve NATO savaş gemilerinin bu bölge üzerinden Ukrayna sınırlarına geçmemesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hazırlamış olduğu oyun ya da işte tuzak adına ne derseniz deyin, Türkiye Cumhuriyeti bu konuda çok dikkatli olmalı. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni tartışmaya açmak yerine Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin temel anahtarı olduğunu bilmeli ve bu anahtarı hiçbir ülkeyle paylaşmamalı, hiçbir ülkeye verme ihtimalini dahi göstermemeli. Dolayısıyla bölgede en kararlı ülkenin şu an itibariyle Rusya Federasyonu olduğunu söylemekte hiçbir beis görmüyorum. Çünkü az önce anlattığım önemden dolayı Rusya Federasyonu geri adım atmayacak. Rusya Federasyonu'nun kırmızı çizgisi Ukrayna'nın NATO'ya üye olup olmamasıdır. Dolayısıyla bu kırmızı çizgi aşıldığında Rusya Federasyonu bir adım bile geri atmayacaktır. Bunu şu anda özellikle karada ve denizde göstermiş olduğu güçlü ordusu ve donanmasıyla net bir şekilde ifade etmektedir. Dolayısıyla eğer Ukrayna bir hazine ise Rusya bu hazineyi asla ve asla Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da NATO'ya kaptırmayacaktır ya da Avrupa Birliği'ne kaptırmayacaktır. Yani Rusya bu hazineyi Avrupa Birliği'ne, Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da NATO'ya kaptırmamak için savaşı göze alabilir. Soru şu, acaba NATO Ukrayna için Rusya ile savaşı göze alabilir mi? Dolayısıyla son olarak ben meseleyi Türkiye üzerinden değerlendirmeye çalışayım. Az önce de söylediğim gibi Montreux Boğazlar Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğinin temel anahtarıdır. Bu temel anahtarı hiçbir ülkeyle paylaşmamak lazım. Olası bir savaş durumunda Türkiye NATO üyesi olduğu için savaşa müdahil olacak mı? Unutmayın, ne Rusya ne de Ukrayna NATO'nun üyesi değildir. Dolayısıyla hiç kimse Türkiye'yi olası bir çatışmada bu çatışmaya müdahil olmak ile zorlayamaz. Tabii ki bunun belli durumları vardır, belli yaptırımları olabilecektir. Ama Türkiye Cumhuriyeti bağımsız dış politika izleyerek, kendi temel çıkarları üzerinden hareket ederek, Montreux Boğazlar Sözleşmesi üzerinden boğazlara olan hakimiyetini de kullanarak diplomasiyi asla ve asla ikinci plana atmadan ülkeler arasında mediator dedikleri arabulucu görevi üstlenip Karadeniz'in güvenliği noktasında pozisyon alabilir, büyük bir rol alabilir. Rusya ve Ukrayna gerginliğinin bölgede bir süre daha devam edeceğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e göndermeyi düşündüğü filolarını göndermekten vazgeçtiği haberiyle karşılaştım. Dolayısıyla bölgede güvenliğin tesis edilebilmesi için Amerikan savaş gemilerinin Karadeniz'de olmaması, Rusya'nın Ukrayna'yı tehditkar politikalarından vazgeçmesi, Rusya'nın kesinlikle Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçı hareketleri destekleme Ukrayna'nın Rusya'nın temel kırmızı çizgilerine dikkat edecek bir politika izlemesi, aynı zamanda tabii ki Türkiye'nin de kendi pozisyonunun farkında olarak sağduyu ve diplomasiyle hareket etmesi yönünde tavır sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Bölgedeki gelişmeler devam edecek. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalınız.